bölgesini, yani Gazze. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Değerli izleyenler, tekrar merhabalar. Gün ortası devam ediyor. Son dakika olarak geçtiğimiz bir başlık var. Türk İş Koordinasyon Kurulu tarafından grev kararı verildi. Şimdi bu kararı yorumlayacağız, görüş alacağız. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi telefon attığımızda. Eray, hoş geldin yayınımıza. Sözleşme görüşmeleri sürecinde bir sonuç çıkmadığından ötürü Türk İş Koordinasyon Kurulu bir eylem kararı aldı. Bundan sonra neler olacak? Erkan, hoş bulduk. Kolay gelsin. Tabii önemli bir karar. Öncelikle onu söylemek lazım. Zaten bir yandan grev takvimi de Türk İş'in işliyordu. Tabii Türk İş'ten gelecek açıklama özellikle merak konusuydu. Bu noktada Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yapmış oldu. Tabii Perşembe günü şu anda kısa vadeli bir takvim var. Önce o takvimi aktaralım. Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde bir basın açıklaması yapılacak. Tabii bayramdan sonraki Perşembe'yi kastediyoruz. Yani 15 Ağustos tarihinde tüm iş yerlerinde tüm işçilerin katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak. Tabii toplu sözleşme görüşmelerinde Türk İş'e bağlı 200 bin işçinin olduğunu biz biliyorduk. Ve ertesi günde söz konusu işçiler öğle yemeği yemeyecek. Böyle bir karar alındı. Bu da 16 Ağustos tarihine denk geliyor. Tabii hemen ardından 19 Ağustos tarihinde de, yani pazartesi günü, sendika temsilcileri Güven Park'ta toplanacak ve orada bir basın açıklaması yapılacak. Tabii daha geniş kapsamlı bir takvimi de var Türk İş'in aslında bakacak olursak. Daha önce biz haberlerimizde de yine gündeme getirdik. İlk grev kararı hatırlayacak olursak basın işten gelmişti. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı ve dolayısıyla işçiler bu kapsamda 19 Ağustos'ta greve çıkıyor. Yani basın işçilerinden bahsediyorum. Darphane'de olacak bu grev, iş bırakma eylemi ve darphane işçilerine aslında sırasıyla tarım, maden ve metal işçileri takip edecek. Tabii madenciler de aslında Zonguldak'ta grev ilanını asmış oldu. Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos'ta yine greve başlaması planlanıyor madencilerin de. Aslında yalnızca maden, yalnızca tarım işçileri değil, baktığımız zaman örneğin yine geçen gün Ulusal Kanal ekranlarına taşınmıştık. Süper Lig de aslında boykotlarla başlayacak. Özel güvenlik çalışanları maçlara gitmeyeceklerini duyurmuşlardı. Güvenlik Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı dün yine Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapmıştı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu noktada çağrı yapmıştı. Maçlarda yaşanan olumsuz koşulların iyileştirmesiyle ilgili. Dolayısıyla Türk İş'in bir grev takvimi var ve bu aslında yasal zorunluluk Erkan. Yani bu grev iş bırakma eylemini Türk İş bu süreci işletmek zorunda aslında. Bakacak olursak tabii zam pazarlığında rakamları da biraz söylememiz gerekiyor aslında. Tabii Türk İş en düşük ücretlerin 3500 liraya yükseltilmesini istemişti. Kamu işçilerine seyyanen bürüt 300 lira zam talep edilmişti. İlk 6 ay için %15, 2. 3. ve 4. aylarda da enflasyon farkı istemişti. Artı 3 puan refah payı talebi vardı Türk İş'in. Tabii hükümet buna karşı 3500 liradan az olan kamu işçisine 60 lira, yalnızca 60 lira artış önermişti. Bu da tabii tepkilere neden olmuştu. Daha önce Ergün Atalay'ın da bu yönde tepki açıklamaları var. Tabii ayrıca hükümet ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 zam teklif etmişti. Türk İş bu rakamı kabul etmedi. Geçen günlerde de Ergün Atalay aslında önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki bakanlık yetkililerine çağrı yapmıştı. Bayram öncesi bu sözleşmeleri bitirelim demişti. İşte hükümetten beklenen açıklama, beklenen teklif gelmeyince ve bayram öncesi de aslında son iş günündeyiz bugün. Dolayısıyla Türk İş'te böyle bir karar almış oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle Ağustos ve Eylül aylarında grev ayları olacağını söylememiz gerekiyor bu noktada. Ve o grevleri tabii ki Ulusal Kanal olarak da biz takip edeceğiz Erkan. Çelebi, teşekkür ediyoruz aktardığım bilgilerden dolayı. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi ile konuştuk. Türk İş'in grev kararını, süreç nasıl işleyecek değerlendirdik. Şimdi bir başka